İyi akşamlar, her şeye hoş geldiniz. Bu akşam ekonomi, siyaset ve moda konuşacağız. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen paralarla ilgili kısıtlama daraltılmıştı, artık tamamen kalktı. Beyan zorunluluğu yok. Sonuçları ne olabilir? Emin Çapa ile konuşacağız. MHP seçim beyannamesini açıkladı. Bizimle yürü Türkiye sloganıyla sunulan programda ekonomik vaatler ön plana çıkıyor. Beyannameyi MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Milliyet yazarı Mehmet Tezkan ve en diğer araştırma şirketi başkanı Faruk Acar'la ele aldı. Hafta sonunda yapılan tesettür defilesi İslami camiada bir süredir devam eden bir tartışmayı canlandırdı. Bu defileler tesettürün ruhuna uygun mu, israfı mı körüklüyor? Bunu tartışacağız stil editörü Esra Sezişkiyılı, gazeteci Ayşe Ferhangil ve aktivist Hadiye Yolcu'yla. Her şey başlıyor. Türkiye'ye gümrük giriş noktalarının herhangi bir beyanda bulunmadan nakit para getirilebilmesinin önü tamamen açıldı. 15 Nisan tarihli Gümrük Bakanlığı genelgesiyle yolcu beraberinde getirilen paraların beyan zorunluluğu kaldırıldı. Kara para aklama şüphelerinde de savcılıklar devreden çıkarıldı. Bundan böyle rastgele denetimlerde şüpheli bir para yakalanırsa olay MASAK'ın yetki alanında olacak. Konuğumuz CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa. Hem bu yeni düzenlemeyi hem de ekonomideki bugüne dair gelişmeleri konuşacağız. Emin hoş geldin. Niye sınırlama olması gerekiyor ya da olmayınca niye yeni bir şey olmuş gibi şaşırıyoruz? Şimdi bir tanesi niye sınırlama olması gerekiyor tarafından bakalım. Ekonominin kayıt altında olmasını istiyoruz. Her şeyin, paranın nereye gittiğini bilmek istiyoruz. Bunu neden bilmek istiyoruz? Eskiden bunu bilmek istemezdik. Nakit taşımak çok büyük bir sorun değildi ama terörün finansmanı meselesi dünyanın gündemine girince... Bu daha da önem kazandı. Şimdi seyircilerimiz genel olarak Türkiye'de insanlar kayıt dışı ile kara parayı birbirine karıştırıyorlar. Kayıt dışı vergisi ödenmemiş para demek. Ama kaynağı yasal, suç değil. Yani kazandığınız yer suç değil. Buna karşın kara para kaynağı suç. Yani onu elde etme yönteminiz suç. Örneğin uyuşturucu kara paradır. Yaptığınız iş suçtur. Ama ben burada fırın işletebilirim. Son derece yasal bir şey. Ama vergisini ödemem, bu kayıt dışıdır. İkisi arasında böyle bir fark var. Dolayısıyla biz kara parayı, yani kaynağı suç olan parayı takip etmek istiyoruz. Bunu iki nedenle etmek istiyoruz. Bir tanesi olayın kendisi zaten suç. İkincisi terörün finansmanı artık kayıt dışından değil kara paradan oluyor. Ve biz de terörün ana kaynağına ulaşmak istediğimiz için kara paranın peşine düşmek istiyoruz. Onu kontrol etmek istiyoruz. Belli bir meblağın üstündeki büyüklüğün üstündeki paraları üstünde taşıma, banka üzerinden, finans sistemi üzerinden yap ki ben merkezde oturup o para buraya gitmiş, bu hesaba göndermiş, bu buraya göndermiş, bunu bulabileyim. Bunu istiyoruz. Çünkü genel olarak bu iş, o eski hani bizde de çok gördük onu, valizin içine bir takım paralar konuyor, onlar sana getiriliyor, senden ona gidiyor, oradan oraya gidiyor ve bir noktadan itibaren sen paranın izini takip edemez oluyorsun. Bu yüzden bunu kontrol etmek istiyoruz. Şimdi 2013 yılında bu beraberinde taşınacak para konusunda bir takım gevşemeler yapılmış. Yani bir serbestliler tanınmış. Mal ve hizmet ihracat bedeli, transit ticarete ilişkin kazançlar, yabancı sermaye bedeli ve diğer kaynaklardan temin edilen krediler Türkiye'ye yolcu beraberinde getirilebilir denmiş. Şimdi 15 gün önceki genelgeyle kişisel sermaye ve yurt dışından temin edilen krediler de serbest bırakılmış ve artık ne kadar para getiriyorsun beyan etmek zorunda değilsin. Ama bir yandan da diyor ki ya yakalanırsan, yani biz kontrol yaparsak ve şüphe uyandırırsan o zaman bunun hesabını MASAK'a verebilirsin. Yani yakalanmadığın sürece serbest. Bu mu çıkıyor? Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Biz ilk önce hatırlarsan Zekeriya Temizel döneminde çok sıkı bazı düzenlemeler getirdik gerçekten. Nereden buldun diye hatırlarsan o dönemi. Sonra bunları gevşettik. Çünkü bizim gibi ülkelerde bir paralar var ama kardeşim bu paralar nereden durumu biraz şaibeli. Bizim gibi ekonomilerde özellikle. Bunu çok kısınca da işte böyle o para sana geliyor gelmiyor durumları oluyor.
Biz bunu ilk olarak 2005'te gevşetmeye başladık. Sonra 2013'te işte senin bahsettiğin 2005'te gevşettikten sonra bir daha gevşettik. Şimdi orada bir önemli bir şey var. Benim anlamadığım yeri ben söyleyeyim. Bir insan yurt dışından ihracat bedeli, mal hizmet bedeli, tamam bunlar da, niye bunu banka üzerinden getirmiyor da valizle getiriyor? Bir kere bunu pek anlayamıyorum. İkinci bir şey daha, kişisel sermaye ya da kredi. Ben şimdi bir yerden kredi alıyorum ve niçin bunu valize koyuyorum da valizle getiriyorum? Bu devirde, nasıl bir devirde valizle getiriyorum? Bir bankadan ya da bir yerden kredi aldıysam onu banka üzerinden havale ederim zaten. Zaten banka onu oraya yatırır. Senin eline vermez. Çok basitçe, evet, evet. Dolayısıyla bu çok anlaşılır bir şey değil. Ama şunu istiyor olabiliriz. Senin yurt dışına herhangi bir nedenle çıkardığın bir para var. Ve sen biliyorsun bir sürü aflar çıkarıyoruz o paraları geri getirsin insanlar diye. Ama gelmiyor onlar. Çünkü sen sistemin içine girmek istemiyorsun. O parayı zaten yurt dışına çıkarma dediğin o. Sistemin içine girmemek. Kayıdın içine girmemek. Onun içine girmek istemediğin için o zaman biraz daha bunu esnetelim de belki sen de bu parayı getirirsin. Çünkü şu ara paraya ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde de olacak. Dövize ihtiyacımız var. Dünyada döviz pahalanıyor. Ben biraz öyle diye düşünüyorum. Hani biraz daha gevşetelim. Çok da kaynağını sormayalım. Ama şunu unutmamamız lazım. Masak çok profesyonel bir yer. Masak Türkiye'de en iyi uzmanlık alanını en iyi bilen insanların olduğu yerlerden biri. Benim çok saygı duyduğum bir yer MASAK. Mali suçlar araştırma. Herkes bu arada MASAK. Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor. Bu işi öyle hafife alamayız. Yani biz şunu diyemeyiz. Biz görmedik, duymadık, sen bu paraları buraya getir diyemeyiz. Bizi terörü finanse eden ülke konumuna sokarlar. Ve Türkiye bunun altına, hiçbir ülke bunun altından kalkamaz. Şimdi zaten bunu, yani terör bu kadar uluslararası büyük bir meseleyken bu tür hareketleri de aslında koordine eden ve burada bir standart getiren anlaşmalar olsa gerek. Türkiye'yi de yok mu böyle bir anlaşma? Olmaz olur mu? Tabii ki var. Yani şimdi bir kere şöyle, uluslararası anlaşmalar var. Artı sadece bizim Avrupa Birliği ile olan uyum şeyimiz var. Orada mesela 10 bin euro sınırı var. Onun üstündekiler öyle elden. Türkiye'de de var biliyorsunuz. Hatta bakanlara suçlamalar yapıldığında Sayın Zafer Çağlayan'a yönelik şeyde elden ödedim denildiğinde senin hükümetin çıkarmıştı bu suçtur denilmişti. Oradan da hatırlayabilirsiniz. Elden öyle ödemeler yapılamaz. Mutlaka bunun izninin olması lazım. Türkiye'nin de bağlı bulunduğu uluslararası anlaşmalar var. Ama burada kastedilen paralar, öyle büyük paralar olduğunu ben düşünmüyorum. Daha küçük paralardan bahsediyoruz diye düşünüyorum. İşte üstünde 15 bin dolar, 20 bin dolar, 30 bin dolar gibi paralardan bahsettiğimizi düşünmek istiyorum daha doğrusu. Çünkü aksi takdirde eğer bir adamın elinde 200 bin dolar, 1 milyon dolar, 2 milyon doları bir valize koydu getirdi ve biz ona hani böyle bakmadık sana sen de oradan geçiver falan. Bunlar Türkiye'nin başını büyük derde sokar. O paranın ucu takip edilemez. Hatta o paranın ucu hani maazallah diyeyim eskilerin deyişiyle bir terör örgütünde falan çıkar takip edildiği zaman. Onun altından Türk finans sistemi Türkiye kalkamaz. Ama bu düzenlemede böyle bir sınır yok. Şimdi bu düzenlemede öyle sınır yok ama şunu da unutmayalım. Masaya bildireceğim diyor. Masaya bildireceğim demek MASAK çok uzman bir yer. Evet savcılık biraz devre dışı kalmış gibi görünüyor. Ama MASAK çok uzman bir yer. Yani hiçbir savcılık MASAK kadar uzman olamaz. MASAK çok uzman bir yer ve öyle kolay kolay MASAK'ın elinden kurtulamazsınız. Yani ben MASAK'a güveniyorum açıkçası çok. Burada beni rahatsız eden şeyi ben sana söyleyeyim. Yolcular beyana zorlanamaz. Şimdi beni niye zorlayamıyorum? Ben devletim. Ve Mirgün'ün yanında bir valiz var ve ben açıkçası onu zorlayabilirim. Bu valizin içinde ne var? Bu kadar para nereden geliyor diyebilirim ona. Ve demeliyim de zaten. Hani yolcular beyana zorlanamaz. Benim hani bütün bunların içinde beni rahatsız eden o yolcular beyana zorlanamaz kısmı. Yolcular beyana zorlanabilir. Herkes beyana zorlanabilir. Ortada bir para varsa ve ben bu paranın kaynağını bilmek istiyor isem ve şüphem varsa zorlayabilirim.
Bu aslında ve zorlamalıyım. Kendi içinde çelişen bir genelge değil mi? Yani bir, yolcu beyana zorlanamaz diyor. İki, eğer yakalanırsa bunu ve şüpheli bir şekilde açıklarsa o zaman masaya gider diyor. Yani zorlanamıyorsa niye denetleniyor? Yani denetlenecekse eğer niye zorunlu bir bildirimde bulunulmuyor? Şimdi gümrük ne biliyor musun? Çünkü Amerika'ya, Avrupa'ya giderken az önce dediğin gibi 10 bin euro, 10 bin dolar. Yani onun üzerindeki paraya el koyuyor. Ve sen bunu bildirmek zorundasın. Zorundasın. Ve eğer sen ülkeye girdikten sonra böyle bir para üstünde senin çıkarsa da sen suçlu duruma düşersin. Eğer gümrükte üstümdeydi dersen, beyan ettiğin için yalan beyandan adamı içeri tıkı verirler. Eğer içeride elde ettiysen onun da kaynağını göstermek zorundasın. Çünkü gümrük şöyle bir şey. Gümrük senin kapın. Kilitliyorsun kapını, evinde huzurla oturuyorsun. Gümrük öyle bir yer. Gümrük bizim dışarı, dış alemden gelen her şeye karşı kendimizi koruduğumuz bir yer. İşte ne bileyim, teröristin gelmesini de, herhangi bir paranın girmesini de, uyuşturucunun girmesini de, şekilsel olarak söylüyorum, engellemeye çalışıyorum. Dolayısıyla oradan giren paranın da kaynağını ben bilmek isterim. Miktarını, kaynağını bilmek isterim. Her devlet bunu bilmek ister. Herkes bunu bilmek ister. Dolayısıyla ben bu düzenlemenin demin dediğim o şeyden biraz kaynaklanıyor. Hani paraya ihtiyacımız var. Ya bizim çocukların da dışarıda biraz parası var. Onlar bunu getirmekte imtina etmesinler. Hani çok da sormayacağız. Ya da hani bu sıcak para dediğimiz bir para girişi sıcak oluyordu. Para geçtiğimiz girişi, yıllarda sermaye girişi falan bunlar. Onlar valizde asla olmaz. Yani bizim sıcak para dediğimiz şey kayıt içi bir paradır. Tamamen kayıt içi bir paradır. Bankalar üzerinden olur ve bankalar üzerinden gelir, bankalar üzerinden gider. Öbürü yani öyle valizle gelip de Türkiye'de hani bir şeyler yapar. O zaten uluslararası bir... Yani şöyle bakalım olaya. Diyelim ki Türkiye gümrüğünde sen sormadın. Bir gün cevap Türkiye'nin yöneticisi, hükümeti ve dedi ki kardeşim istersen 10 milyon dolar getir, ben sana sormayacağım. Bu parayı nereden buldun? Ben de Almanya vatandaşıyım veya Almanya'dan getirdim. Türk'üm ama Almanya'dan. İyi de bana Almanya demez mi? Sen bu parayı nereden, nereye götürüyorsun sen bu parayı? Elinde valizle uçağa biniyorsun, içinde para var. Peki daha güneyden mesela denetimin daha az olduğu ülkelere gelelim. Denetimin az olduğu yerden odan geliyor olabilir. O olabilir ama o da benim çok tercih ettiğim şeyler değil zaten. Ama buraya çok para giriyor oradan, yani sermaye olarak çok giriyor. Acaba giriyor. Hani bu ama onların da valizle için. Yani biz şöyle bir ekonomiye etki edecek kadar büyüklükte bir paradan bahsediyorsak onları öyle hani 100 dolar 100 dolar öyle valizleri doldurmalarla gelecek. Kişisel olarak büyük paralar olabilir ama bir ekonomi büyüklüğü içinde hani 1 milyar doları sen öyle uçaklarla öyle doldurdun bütün uçağın öyle iki valize sığmaz yani. Öyle bir para değil, ondan bahsetmiyorum. Sıcak para öyle bir para değil. Yani bizim sıcak para dediğimiz. Bu para girişinin kaynağının ne olduğunu sormuyorum demek beni her zaman rahatsız eder. Çünkü onun kayıt dışı olması o kadar önemli değil ama kara para olma olasılığı, ihtimali, işte masanın alanına giriyor ihtimali beni de rahatsız eder, hükümetleri de rahatsız eder benim bildiğim. Ve zaten de Türkiye uluslararası arenada kötü duruma düşürür, böyle bir intiba oluşur ise eğer uluslararası arenada oluşmayacağını düşünüyorum. Hani Türkiye terörü finanse eden ülke falan konumuna gibi düşmeler, bunlar bence söz konusu olamaz. Bir iki dakikada ekonomi enflasyon konuşalım mı? Bugün evet. Açıklandı Nisan ayı enflasyonu 1.63. Çok yüksek çok yüksek. Beklentilerin üzerinde. Son 3 ayın zirvesi. Halbuki bizim Merkez Bankamız ve ekonomi yönetimimiz bize demişti ki ilk başta yüksek olacak, baz etkisi diyoruz ona biz. Geçen senenin Eylül ayı, Nisan ayına geldiğin zaman Nisan enflasyonu açıklanınca 2014'ün Nisan'ı çıkıyor enflasyondan. Bu yılın Nisan ayı giriyor. İşte Mayıs'a girince Mayıs çıkacak. Geçen senenin Nisan'ı yüksekse bu seneki düşük olur ona göre, o zaman biraz düşer. Ona biz baz etkisi diyoruz. Çünkü enflasyonu 12 ay 12 ay hesaplıyoruz biz. Biz derken yani bütün ekonomi dünyası. Dolayısıyla ilk 2-3 ay yüksek olacak, sonra düşüşe geçecek demiştik ekonomi yönetimimiz ve Merkez Bankası, ama öyle olmadığını görüyoruz. Burada daha çarpıcı bir şey var. Şimdi zenginlerle fakirlerin enflasyon sepeti aynı değil diyoruz ya. Biz enflasyon düştü dediğimiz zaman seyircilerimize diyorlar ki hiç de düşmedi, ben pazara gidiyorum işte şöyle oluyor, bir faleyi şöyle dolduruyordum, şu kadar alıyordum, şimdi daha pahalıya alıyorum. Bunun nedeni
işte atıyorum Güler Sabancı'nın enflasyonuyla, Emin Çapa'nın enflasyonuyla, Ahmet'in enflasyonunun aynı sepetin içinde tutturulması gereği ve zorunluluğu. Ama gelir seviyesi düştükçe gıda harcamaların içinde çok yer tutar. Zenginin harcamasında gıdanın payı küçük, onun gıdaya ayırdığı pay. Ama fakirin harcamasında yüksek. O yüzden biz gıdaya çok duyarlıyız. Biz çünkü ne olursa olsun Türkiye dar gelirli bir ülke. 10 bin dolar kişi başı gelir. 20 milyonun üstünde insan ayda 430 liranın altında gelirle yaşıyor. Bunu TÜİK söylüyor. 21 küsur milyon insan ayda 430 liranın altında gelirle yaşıyor. Dolayısıyla sebze meyve fiyatlarındaki çok duyarlıyız. Bir artış, bir enflasyon şimdi çok etkili oluyor. Bu ayda da şöyle bir şey var. 1.74. Ve bu en son 2003 yılı Nisan ayında gördüğümüz zaman, Nisan ayları itibariyle baktığımızda son 12 Nisan'ın, 12 yılın Nisan ayının en yüksek enflasyonu gıdada. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Hadi geçen sene don vurdu dedik, işte kuraklık vurdu dedik. Şimdi bu sene, her sene böyle bir şey bahanemiz oluyor. Bu bize şunu gösteriyor, bizim gıda tarafında temel bir sorunumuz var. Başka yerlerde de var. Ama enflasyon tarafında gıdada, yoksulu özellikle vuran gıdada bizim tarlada, üretimde de sorunumuz var. O tarladaki malı getirip markete sokmada da işte 3 yıldır Cem Seymen bir program yapıyor. Tarlada bu kadar, markette niye bu kadar pahalı? Tarlada 1 lira, markette niye 5 lira diye. Bunu Türkiye'nin çözmesi lazım. Niye bu domates dediğiniz her sene biliyorsun sen her ay bir biber suçludur, bir soğan suçludur, bir patates suçludur. Şimdi patates var biliyorsun, patates suçludur, bir domates suçlanır. Kardeşim bu domates, bu patates Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de niye çıldırmıyor, kıtlığı yaşanmıyordu sende? Demek ki sende iki sorun var. Bir tanesi bunu tarlada yetiştirmek, ikincisi de bunu dağıtım kanallarıyla yani bana Emin Çapa'nın önüne getirip onun yemesini sağlamakta bir sorun var. Son 12 yılın Nisan aylarının en yüksek gıda enflasyonu demek, bu yoksulun masasından çalmak demek. 1.74 tek aylık, yani yıllık enflasyon hedefimizin 5 olduğunu düşünürsen, tek bir ayın gıda enflasyonu 1.74. Onun 1/3'ünü sen götürüyorsun. Yani. Bir tek ayda götürüyorsun üstelik. Ve sonunda da bu insanlara zam yaptığın zaman nasıl zam yapıyorsun? Memura, emekliye, işçiye nasıl zam yapıyorsun? Ortalama enflasyon üzerinden yapıyorsun. Ama gıda enflasyonu %10'ları aşmış vaziyette. Sen işte %7'ler, 8'lerle zam yapıyorsun. Bu ne yapıyor? Başka harcamalarından kısmak zorunda. Gıdadan kısamayacağıma göre başka harcamalarından kısıp yoksullaşma demek. Bunun üzerinde ekonomi yönetiminin ciddi bir şekilde durması lazım. Merkez Bankası'nın talebi üzerine bir gıda enflasyonunu, gıda üretimini, tarımsal üretimi izlemek üzere bir şey kurulmuştu. İşlediğini söylüyorlar ama ben açıkçası bir etkisini henüz görmedim. Ama bu yoksulu vuran bir şey kesinlikle. Emin Çapa çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi yayınlar. Her şey devam ediyor. Mazot, gübre ve yem üzerindeki vergiler kaldırılacak ve çiftçimizin canını yakan mazot herkes duysun ki 1 lira 75 kuruş olacaktır. Asgari ücret net 1400 liraya çıkaracağız. Asgari ücretten vergi almayacağız. Merak etme Davutoğlu, kaynak var. Söylediklerimiz de Adana mavrası değil. MHP'de merakla beklenen seçim beyannamesini açıkladı. Böylelikle vaatlerini duyurmayan siyasi parti kalmadı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin rakiplerimiz politikalarımızı çalmasın diye geç açıkladık dediği beyannamede parlamenter sistem övgüsü, dokunulmazlıkların kaldırılması ve terörle mücadele gibi kuvvetli siyasi mesajlar da var ama biz bugün MHP'nin ekonomik vaatlerine odaklanacağız. Konuklarımız MHP'nin ekonomik ve sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu Ankara stüdyomuzda. Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Tezkan ve en diğer araştırma şirketi başkanı Faruk Acar da İstanbul stüdyomuzda konuklarımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Tanrıkulu hoş geldiniz siz Ankara stüdyomuza. Hoş bulduk efendim. Ankara'dan ben de size selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Şimdi özellikle ekonomi kısmını bir hızla özetleyelim istedik. Öyle başlayalım konuşmaya. Onun için bir haber hazırladık. Bir bakalım birlikte sonra üzerine konuşalım. İnanç ve kültür hayatımızın bir unsuru olan cemevlerine devlet yardımı yapılacak.
MHP'nin ekonomik vaatleri de CHP ve HDP gibi doğrudan vatandaşın cebine yönelik. Beyannameye göre kamuda taşerona son verilecek, işçilerin tümü kadroya alınacak. Asgari ücret net 1400 lira olacak. Emeklilere Mart ve Eylül'de birer asgari ücret tutarında destek verilecek. Emeklilerin banka promosyonu alabilmelerinin önü açılacak. Esnafın emekli aylığından kesilen SGK primi kaldırılacak. Sağlıkta ek ücret ve katkı payı uygulamalarına son verilecek. Büyük şehirlerde her ay 100 lira şehir içi ulaşım desteği verilecek. Evi olmayan muhtaç ailelere 200 lira kira yardımı yapılacak. Girişimci kadınlara %50'si hibe olmak üzere kredi verilecek. Evleneceklere kamu bankaları üzerinden 10 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kamu arazileri yoksullara tahsil edilecek. Muhtaç ailelere belli miktarda harcama yapmalarını sağlayacak hilal kart dağıtılacak. 65 yaş aylığı 300, engelli aylığı 400 liraya yükseltilecek. Çiftçiler için mazot, gübre ve yem üzerindeki vergiler kaldırılacak, mazot 1 lira 75 kuruş olacak. İkimizin canını yakan mazot, herkes duysun ki 1 lira 75 kuruş olacak. Evet, bu seçimlerde ağırlıklı olarak ekonomi konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomik programını ya da programın ekonomik tarafını epey güçlü tutmuştu ve bunun karşılığını medyada da meydanlarda da alıyor gibi görünüyor. Aynı yoldan Milliyetçi Hareket Partisi de ilerleyecek gibi görünüyor. Hemen Ankara'ya dönelim, Sayın Tanrıkul'una soralım. Şimdi bakıldığı zaman asgari ücret, emeklilere destek ya da işte ikramiye ya da mazot fiyatı gibi konularda Cumhuriyet Halk Partisi ile çok yakın hedefleri ve rakamları telaffuz etmişsiniz beyannamenizde, vaatlerinizde. Bu aklın yolu bir olduğu için mi böyle, yoksa hani 3 aşağı 5 yukarı farklılıklar var, biz daha ince hesap yaptık, biraz küsurat var bizde, bizimki daha gerçekçi demek için mi böyle? Biraz buradan başlayalım mı? Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok ciddi bir modelleme sonucunda, ekonomik modelleme sonucunda yaptığımız hesaplar bunlar. Zaten üreten ekonomi, makroekonomik modelimizde bizim 2015 yılından itibaren başlayan 2015'i ve 2019'u öncelikle birinci üretim dönemi olarak kapsayıp, daha sonra da 2019'dan 2023'e, yani Cumhuriyet'in 100. yılının hedeflerine ulaşmayı hesaplayan iki ayrı dönemlik İktidar planlamamız var. Birinci dönemde onarım, atılım ve yeniden bir mücadeleyi başlatarak geçmiş 12 yılın tahribatını ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Bu süreç içerisinde Türkiye bölgesel güç olma vasfını devam ediyor. Ama 2019'dan 2023'e geçen süreç içerisinde, yani 8 yıllık bir iktidarı eğer tamamlayabilirse Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti, o zaman küresel güç konumuna gelmiş oluyor. Dolayısıyla ekonomik vaatlerimiz bir vaadin ötesinde taahhüt haline gelmiş durumda. Toplumsal onarım ve huzurlu gelecek diye bu seçim beyannamemizin de ana temasını bu şekilde tespit etmemiz, bir onarım dönemine ilk yıl ihtiyacımız olacak 2015-2016 yılları arasında ve daha sonra da bu onarımdan kaynaklanan büyümenin getirdiği yeni performansla beraber de bir atılım gerçekleşmiş olacak. Vaatler veya taahhütler, diğer siyasi partiler birbirine yarışabilir. Birbirine yakın rakamlar da çıkabilir. Ben izlediğimiz yayının ilerleyen dakikalarında nereye ne kadar kaynak ayıracağımızı ve nereden tahsis edeceğimizi de gene beyannamemizin açıklandığı gün Sayın Genel Başkan nasıl kendi ağzından verdiyse sizin izleyenlerinize de aktarmak için burada hazır tutuyorum. Dolayısıyla diğer siyasi partilerden belki de bu açıklama sırasındaki temel farklılığımız ve ayrışmamız burada olmuş olacak. Para var. Türkiye'de belirli kaynak tartışmaları yapıldığı zaman Türkiye'nin ekonomik gücü ve performansı hep küçümseniyor. Türkiye ekonomisi bizim bıraktığımız dönemde, yani 2002 yılında da dünyanın 17. büyük ekonomisiydi. Bugün de baktığınız zaman işte bir basamak düşmüş, 16. ekonomi haline gelmiş. Bu 12 yıllık süreç içerisinde her ne kadar bir takım bozulmalar, ekonomi politikalarında bazı şaşkınlıklar olsa da Türkiye ekonomisi bizlerin ortaya koyduğu performansı sağlayabilecek iyi bir yönetişimde, yönetimde yeniden bir
dinamizmle beraber bunu kaldırabilecek güçle. Zaten iktidarın orta vadeli plan programlarına da bakarsanız önümüzdeki 2016-2019 süresi için 143 milyar liralık bir kaynak koyduğunu görebilirsiniz. O zaman aynı kaynak sorusu, aynı tartışmalar iktidara da yöneltilebilir diye düşünüyorum. Para ve maliye politikalarının ortak sinerjisiyle, yeni bir koordinasyonuyla ekonomi politikası Türkiye ekonomisini belirli bir noktaya götürecektir. İşin içerisinde tabii ki maharetli kadroların, yetenekli kadroların, tecrübeli kadroların girmesi şartıyla. Sayın Tanrıkulu, şimdi bu hazırladığınız paketin toplam büyüklüğünün yaklaşık 72 milyar lira olduğunu hesaplamışsınız. Sayın Genel Başkan da bunu duyurdu ve aynı zamanda kalem kalem nerelerden bu paranın sağlanacağını da açıkladı. Az önce sizin söylediğiniz gibi birkaç kalemde bu rakama ulaşılabileceğini söylüyor. Ben hemen hızlı özetleyeyim. Yani kayıt dışılıkla etkin mücadele edilerek 13.4 milyar lira gelir diyor. Kaçakçılıkla etkin mücadeleden 6.2 milyar lira sağlanır diyor. Devletin mal ve hizmet alım giderleriyle israf ve savurganlık ve yolsuzluklar azaltılarak 23.3 milyar diyor. Rantiyenin vergilendirilmesinden 12 milyar ve ekonomik büyüme sayesinde 17 milyar Türk lirası. Ve işte toplamı da bu paketin getireceği yükü karşılar deniyor. Burada benim gördüğüm en büyük kalemi 23.3 milyar lirayla israf savurganlık kaleminden sağlamayı hedefliyor partiniz. Gerçekten bu kadar büyük mü ve bunu kendi içinde kalemlendirebiliyor musunuz? Evet, zaten şöyle bakın, israf savurganlığın hemen başında mal ve hizmet alım giderleri ve bir de cari transferler vardır. Yani bütçenin en önemli kalemlerinden bir tanesidir bu cari transferler. Nasıl ki yatırım bütçesi var. Cari transfer dediğimiz bütçenin bir kısmı personel kaynaklarına, bir kısmı da işte bu transfer harcamalarına gider. Burada gördüğümüz 12 yıllık süreç içerisinde ciddi bir savurganlık var. Şimdi ben Ankara'dayım. Sizin stüdyolarınıza yakın bir yerden Beştepe'deki o sarayın ışıkları halen görünüyor. Doğrusu evden çıkarken bizim evin elektrikleri kesikti. Demek ki oranın kesintisiz bir güç kaynağı da varmış. Bu arada onu da öğrenmiş oluyoruz. Demek ki baktığımız zaman istenilen yerlere bazı kaynaklar yetersiz bir şekilde gönderilebiliyor. Burada önemli olan kaynak planlaması. Nereye nasıl öncelik verdiğiniz, hangi politik gayeleri ve hedefleri sizin öncelediğiniz önemli. Ben her zaman şunu söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu dönemde ve geçmiş dönemde 2007-2011 seçim vaatlerine bakarsanız bir tutarlılıkla göreceksiniz. Mesela yayınınıza girerken söylediğiniz emeklilikle ilgili ikramiye meselesi 2007-2011 seçim beyannamelerimizde de var. Asgari ücretin vergi dışında tutulması aynı şekilde 2011-2007 seçim beyannamelerimizde var. Biz bu beyannamede bir de şuna dikkat etmiş olduk. Bunun da altını çizelim. 2007'den itibaren geçilen süreç içerisinde vatandaşa ne söyledik? Bugün için onların hangisi mevcut iktidar tarafından gerçekleştirildi veya gerçekleştirilemedi? Bunun da savuna geldiğimiz politikalar gereği daha sonraki iktidar dönemimizde 7 Haziran sonrasında muhtemel değişecek iktidar döneminde de uygulayabilmemiz açısından tekrar beyannamemizi aldık. Bu kalemin önemi buradan kaynaklanıyor ve görüyoruz ki gerçekten kamuda çok ciddi bir savurganlık var. Çok ciddi bir farklı harcama kalemlerinin bir araya getirilip gizlenmesi söz konusu. Bütçenin kalem kalem didiklenip tekrar elden geçirilmesi gerekiyor. Bu yüzden bunların hepsi geçtiğimiz yıllar içerisindeki bütçe performansları masaya yatırılarak, Sayıştay raporları masaya yatırılarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'na gelen bütçelerin el verdiği ölçüde denetlenmesinin masaya yatırılmasından kaynaklanmıştır. Bütün vatandaşlarımız bundan emin olabilirler. Bu kaynakların her birinin karşılığı vardır ve bulunmuştur da. Peki, size döneceğim tekrar. Mehmet Tezkan, ne düşünüyorsunuz? Şimdi şunu düşünüyorum. Şimdi bir kulvar vardı veya bir koşu yolu vardı. İktidar partisi burada gidiyordu. İki seçimdir, üç seçimdir. Yerel seçimlere de koyarsın. İlk defa muhalefet partisi bu kulvara girmeye çalıştı. Mesela atlar koşar, öbür at mesela kafasını sokar, onun koşu yoluna girer. Şimdi MHP bir taraftan, CHP bir taraftan, kısmen de HDP. İşte o dış kulvardan dış kulvardan oraya kafa soktular. Şimdi kafa sokunca iktidar partisi dolu dizgin gidiyordu. Etrafında kimse yoktu. Bir anda iki partiyi, biraz da HDP'yi de katarsak, bir anda
önüne kafa girdi. Birden sinirlendikler. Bunlar nereden çıktı diye. Çünkü şu, bakın açıkladıkları MHP ve CHP'nin hitap etmeye çalıştığı kitle dar gelirli bir kitle. Şimdi emekli diyoruz. 11 milyona yakın, 10 milyon 900 bin. İşte asgari ücret diyoruz. 17 milyon ücretli çalışanın %30'u ortalama. İnşaatta fazla, hizmette fazla falan. Yani geniş bir kitle var. Şimdi sadece bununla da kalmıyor. Nasıl iktidar partisi bugüne kadar bir takım yan yardımlarla o şapka bu şapka altında bu kitleye ek destekler verdiyse, yani sen bu kadar para alıyorsun ama o aldığın ücretin yarısı kadar da sana ek destek veriyorum. Aslında senin eline geçen toplam para bu gibi politikayla o kitleyi hep arkasında sağlam tuttuysa, memlekette ne rüzgar eserse essin, o kitle oradan kımıldamıyordu. Niye? Diyorduk kardeşim bunlar bize bunu veriyor. Bunlar giderse ne verecek? Şimdi ilk defa MHP dedi ki ben de veriyorum. CHP dedi ki ben de veriyorum. Ya CHP ile MHP dedi ki ya biz daha iyisini veriyoruz. Ya ne bu? Şimdi seçmen şöyle bir şey, ya bu iş iktidar partisinin mahareti değilmiş. Bak onlarda da bu cevher varmış. Şimdi böyle bir kafa karışıklığı oldu. Kafa karışıklığı ne sonuç doğurur onu bilmem. Ama şunu görüyorum. İktidar partisinin başbakanın söylemlerinde bir sinirlilik var. Ya bu nereden çıktı? Veremezsiniz, edemezsiniz. E sen verdin. Şimdi değil mi bugüne kadar 2002'de, 2007'ye bakalım, 2011'e bakalım. Dağıttığınız paralara bakalım. Hiçbir şeye gerek yok. Aile Sosyal Yardım Bakanlığı sitesine girelim. Değil mi? 2015 bütçesinde ayırdıkları 25 milyar lirayı nasıl, ne şekilde dağıtacaklarına bakalım. Şimdi bir de şöyle bir şey oldu. Bakın AK Parti'nin 2002'den beri dayandığı kitleye İki muhalefet partisi hitap ederek oy almaya çalışıyor. Ama şimdi o kitle üzerinde %50'lere yükselmedi mi AK Parti? O kitlenin çok memnun olması lazım. Şimdi o kitle demek memnun değil veya o kitlede bir sıkıntı var ki iktidar partisinden biz çözülme olur mu telaşı içine bence girdi. Olur mu derseniz bu olabilir de sadece bu, hani bu bir faktördü. Şunu demek istiyorum, hani ya iktidar partisinin arkasında kalmak için bir vesileydi. Ya kardeşim ben çocuğuma şu kadar alıyorum. Bak bursta bu kadar. Şu da şu kadar. Şimdi bu şey, hani bu ne gerekçeyle ben iktidar partisinin arkasındayım diyenlerin biraz gerekçesi, muhalefet o lafı ellerinden aldı. Bu yüzden işte veremezsin, edemezsin falan diyorlar. Bir de şu tablo var. Ya bir bakıyorsun, hani Türkiye şu kadar büyüdü, nereden nereye geldik? Hep şu anlatılıyor, nereden nereye geldik? Ya o kitle için hiçbir yerden hiçbir yere gidememiş. Yani baktığın zaman o zaman asgari ücret bu, o zaman da Türkiye bu kadardı. O zaman da ekmeğin fiyatı bu kadardı. Bugün de bu kadar. Yani şimdi biraz o ölçü olmaması gerekir. İşte bak o zaman şöyle de hesap yapalım. Hadi şimdi 2008 yılında dolar 1 liraydı, 1.1'di. Şimdi 2.67 oldu. Yani neye göre kıyaslamak lazım? Türkiye genel anlamda baktığımız zaman bu tür politikalar, bu tür kampanyalarsa, muhalefet bu tür kampanyalarla iktidarı yıpratmak istiyorsa şu gerçek ortadadır. Türkiye fakir ülke. Bir kere ne kadar atarsak şunu diyelim ya emekliye iki maaş diyerek muhalefet iktidar olmak istiyor. Şeyde öbür muhalefet partisi iki maaş diyor. İşte sosyal yardımlarla diyor, yani bunlarla diyor, yani demek ki o kadar geniş bir kitle bu durumda ki iktidara gitmenin yolu bundan geçer diyor ki iktidar partisi iktidarda kalmanın, geldikten sonra kalmanın yolu bu kitle üzerinden, işte bu tür yan yardımlarda gördü. Bakın Aile Bakanlığı'nın yine sitesine girdiğimiz zaman 9 milyon kişi hane halkından 9 milyon kişinin eline brüt asgari ücretin 1/3'ü geçmiyor. Bu şu demek. Bir ay boyunca adamın eline 350-400 lira arasında bir ücretten az geçiyor. 375 liradan az para geçiyor. Bu adam bundan az geçtiği için Aile Bakanlığı buna sağlık primini ödüyor. Bakın adam hastaneye gidecek parası yok. Sayı ne kadar? 9 milyon. Ya bu fakirin de fakiri değil mi? Yani Türkiye evet büyüdü. Aile Bakanlığı diyor ki 9 milyon kişinin sağlık primini ben ödemezsem onlar. Peki başka bir soru. Buna bugün farkına varılmış olması, muhalefetin bugün, yani 3 seçim sonra bugün işte farkına diyorum varmış ya, olması. Biraz şey yani. Rakamlar ortada çünkü. Rakamlar ortada. Tabii ki bak bundan sonra 2007 seçimlerine bakalım, bambaşka bir havadaydı değil mi?
İktidar hiç böyle şeyler söylemiyordu. Sadece İktidar Partisi bunları söylüyordu. Muhalefet başka bir havadaydı. CHP başka bir havadaydı. MHP başka bir havadaydı. Cumhurbaşkanı öyle mi olacak, seçtiririz seçtirmeyiz havasını. 2011 yine bambaşka bir havada geçti. Hiç böyle bir rakamlar, ekonomi bilmem ne konuşulmadı. Bu yüzden diyorum İktidar Partisi birden afalladı. Yani elindeki çünkü en büyük kozu ortak şey yani. Yaptı. İşte ikisi de onun kulvarına birden girdiler. Ha bu girmekten önünü keserler mi, geçerler mi veya onu dizginlerler mi, aşağı mı çekerler? Onu kestirmek zor. Onu kestirmek biraz Faruk Bey'in işi. Evet, onu Faruk Bey'in işi. Faruk Hoca buyurun. Yani şöyle, daha önceki seçimlerde muhalefet partilerinin bugünkü argümanları ortaya koyamıyor olmasındaki neden, biraz da Erdoğan siyasetinin işte o mindere çekme ve istediği pozisyona almasıyla yönlendirdiği seçimlerle ancak karşılık buldu. Şayet muhalefet partileri bu anlamda bir girişimde bulunsaydılar, AK Parti projeleri üzerinden ve Türkiye yönetimi üzerinden bir eleştirel bakış açısıyla ortaya çıkarak bir seçim kampanyası yönetseydiler başarılı olurlar mıydı? Bugünkü kadar şansları yoktu. Erdoğan gene var ama. Erdoğan yine var. Fakat Erdoğan'ın yani daha önceki bizim NDR olarak yaptığımız araştırmalarda da gördüğümüz şey şuydu. Tıpkı Mehmet Tezkan'ın az önce bahsettiği üzere Türkiye'de bir büyüme var, istikrar algısı var ve bunu çok doğru bir modelle kurgulayarak vatandaşa AK Parti sattı. Yani bunu bir kez değil birkaç seçim boyunca bunu genel olarak vurgulayarak bir bunun kendisine dönüşünü de alabildi. Fakat bu arada muhalefet partileri Erdoğan karşıtlığı söyleminden faydalanan bir siyaset tarzını ortaya koyarak bir pozisyona yerleştiler. Ki aslına bakarsanız Erdoğan karşıtlığı söylemini de bizatihi Erdoğan kendisi oluşturdu. Yani AK Parti'nin seçim stratejisini belirledi. Evet bana gelin dedi. Yani beni tanıyın. Onları kendi ama, olduğu zemine çekti yani. Aynen ama aynı zamanda AK Parti referanslarını da bu arada kullanmayı ihmal etmedi. Yani her seçim öncesinde değişik bir projeyi de çılgın proje olmak üzere ortaya attı. Şimdi muhalefet partilerinin bugün itibariyle geldiği konum herkesin eleştirdiği bir konumdu ki bu söylemler üretilmeyen bir muhalefet Türkiye'ye faydası yok. Yani muhalefet bir pozisyon üstlenmek için muhalif olmak yerine nasıl yapacağı şeklindeki süreci bir şekilde kamuoyuna aktarmış olması muhalefetten tüm seçmenlerin beklentisiydi. Bakın sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'nden bunu beklemiyordu. Yani liderler biraz da seçmenlerine kulak vererek hareket ediyorlar. Evet Erdoğan karşıtlığı doğru bir strateji olabilir CHP seçmeninin nezdinde. Bu puan getirebilir ama sizi yükseltmez. Nasıl yükseltebilirdi? İşte bunu değişik yöntemlerle özellikle Cumhuriyet Halk Partisi son seçimlerde de uyguladı. Bazı İslami referanslara atıfta bulunarak isimleri vitrinine koyarak bunu yapmaya çalıştı. Bu tutmadı. Bunu gördü. Bugün itibarıyla biz halka şu soruyu sorduğumuzda mevcut ekonomik durumunuzu değerlendirecek olursanız önümüzdeki bir yıl içerisinde daha iyiye mi, kötüye mi yoksa aynı mı kalacağını düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda kötüye doğru diyenlerin oranı %41,3, iyiye doğru diyenlerin oranı ise yarısı kadarı olan %25'ler dolayında çıkıyor neredeyse. Dolayısıyla muhalefet bunu okudu ve doğru bir seçim kampanyasını yönetiyor. Dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yine o karşıtlık söylemi doğrultusunda mindere çekmek üzere pozisyonu belirlemesine rağmen muhalefet partileri proje konuşuyorlar. Muhalefet partileri iktidar partisi olma yolunda ilerleme kaydettiklerine dair bir inanışla, bu seçimde bu kırılmanın yaşanacağına dair bir inanışla hareket ediyorlar. Bu doğru bir yaklaşım. Ama bunun oya dönüşüp dönüşmeyeceğini tabii bugün itibarıyla şunu ifade edebilirim. Örneğin ben size bir benzeri bir şeyden söz etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorsunuz bu dini bayramlarla ilgili en çok konuşulan meselesi bu proje oldu. Biz de vatandaşa sorduk. Bu dini bayramlarda emekliye çift maaş ikramiyeyi inandırıcı buluyor musunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği diye. Burada
seçmenlerin sadece dörtte biri inandırıcı bulduğunu, yani %25 gibi bir sonuç aldı ki inandırıcılığı noktasında bir karşılık buldu. Peki destekliyor musunuz diye sorduğumuzda bu oran %61'e yükseliyor. Yani aslında %35'i inanmak istiyor buna. Evet, inanmak istiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı bir geçmişte olumsuz referansı var. Bir tabusu var, bir duvar var. Ya keşke önünde olsa diyor ama olacağına evet. inananların sayısı yani daha düşük. Proje doğru proje, nokta atışı yapılan bir proje belki. Evet, vatandaşa dokunan bir proje. Ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı için bu seçimdeki inandırıcılığı belki oyuna yansımayabilir. Evet, işte özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmenler bu anlamda bizim bu yaklaşımımızı eleştirel bir noktaya da tutuyorlar. Ama aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir yükseliş var, HDP'de bir yükseliş var. Dolayısıyla %110 olsa da dağıtsak ama sonuçlar %100'ü tamamlamak durumunda. Dolayısıyla HDP'nin ve MHP'nin yükselişli olduğu, aynı zamanda AK Parti'nin yükselişli olduğu bir sonuç geçersiz bir sonuç. Böyle bir sonuç yok. CHP'nin yükselişli olduğu bir sonuç, aynı zamanda HDP'nin barajı açtığı bir sonuç da mümkün değil. Dolayısıyla diğer iki muhalefet, küçük muhalefet partileri yükselişte, AK Parti ve ana muhalefet puan kaybında. Ama doğru projeler mi? Evet, doğru projeler. Belki bu seçimde yansımayacak oy oranlarını ama Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum. Belki bu seçimde yansımayacak ama CHP'nin o kırılamaz olan tabandaki karşılığı, olumsuz karşılığını kırılma noktası yaşatacak bir söylemdir, bir çıkıştır. Kendine yeni bir alan yaratmak için bir olumlu bakış açısıdır diyebiliriz bugün itibariyle. Sayın Tanrıkulu, şunu sormak istiyorum. Şimdi iyi bir ekonomi kadrosu oluşturduğu partinizin söyleniyor, bunu teslim ediyor bütün gözlemciler. Ama şöyle bir şey oldu. Özellikle Durmuş Yılmaz partiniz için büyük bir kazanç olarak görülüyor. Eski Merkez Bankası Başkanı, iyi ve başarılı bir bürokrat olarak biliniyor ama bu programla ilgili fikri sorulduğu zaman ya benim elime bugün geçti. Ben bunu daha henüz görüyorum. O yüzden bir şey söylemem doğru olmaz demiş. O bu çalışmalara niye katılmadı? Durmuş Bey güzel söylemiş. Aslında bugünden itibaren diğer çalışmalara tabii ki katkı yapacaktır. Ancak Durmuş Bey'in partimizi tercih edip geldiğinde ve Uşak'tan aday olarak gösterildiği süreçte zaten biz bu çalışmaları tamamlamıştık Mürgün Bey. Bu çalışmaların modelleme kısımlarında bir parça, yani matematiksel ekonometrik kısımlarında bir parça çalışmalar daha devam ediyordu. Dolayısıyla kendisinin gelmesiyle birlikte bu politikalar, oluşturulmuş olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin ekonomi politikası büyük ölçüde oluştu. Ben şuradan söze devam etmek isterim. Tabii İstanbul Ankara her zaman frekans tutmuyor. O yüzden keşke ben de sizin yanınızda olabilseydim ama çok değerli iki konuğunuzun görüşlerine büyük ölçüde katılıyorum. Ancak anketler konusu tabii ki Faruk Bey'in de bildiği gibi sorular hep bugün seçim olsa diye başlıyor. Ama bugün seçim yok. Seçim 7 Haziran'da. Dolayısıyla belirli bir süreç geçecek bunun içerisinden. Belirli bir kotasyon üzerinden, belirli bir tabakalaşma üzerinden hazırlanan o istatistik yöntemler, dünyanın da kabul ettiği yöntemler. Ben bunların üzerinde bilimsel ve teknik anlamda bir şüphe düşürmek anlamında söylemiyorum. Ancak kabul edilen görüşü şöyle söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi hemen hemen bütün yapılan objektif kamuoyu çalışmalarında bu seçimin en önemli yükselen partisidir. Ve tabii ki zaman zaman muhalefetle ilişkili olarak bir blok, bir bütünsel değerlendirme yapılıyor ama muhalefet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olsun veya Türkiye toplumunun içerisinde olsun farklı dünya görüşleriyle ve farklı politikalarla algılanacaktır. Seçmen de zaten bunu tercih edecektir. Seçmenin çok fazla kafasının karışacağını ben bu noktada düşünmüyorum açıkçası. Çünkü biraz önce söylenenlerden bir temel itirazım var. Hani ilk defa mı keşfedildi sözünü ben sizlere keşke şu anda yanımda getirseydim de 2007'den itibaren hem 2011'de hem de şu anda yaptığımız seçim beyannamelerinde ekonomik ve sosyal hayata yönelik ve bugün içinde bulunduğumuz
yoksulluğu çözebilecek derecede hazırlanan politikaların Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha önce farkındalığında olduğunu ve bu farkındalığın dokümanlarına da yansıdığını belirtmek isterdim. Bugün mesela enflasyon rakamları yayınlandı ve siz de yayına başlarken söylediniz. Merkez Bankası'nın işte gıda hariç enflasyon dediği, Enerji Bakanı'nın veya Dış Ticaret'ten sorumlu bakanın enerji ithali hariç ithalat diye bahsettiği bir ortamı yaşıyoruz. Halbuki bu bütünsel bir şey. Buna baktığımız zaman yani gıda hariç enflasyon diye bir kategorinin olmaması lazım zaten. Ama %14'lük bir ciddi rakam var yıllık bazda baktığımızda gıda enflasyonunun. Ve bizim enflasyon sepetimize de katkısı büyük. Bunu niçin söyledim? Bizim emekli göstergelerimizi yaparken farkımız şu. Evet, Mart ve Eylül ayında biz de emeklilerimize destek ödeneği vereceğiz. Ve bunu en az asgari ücret kadar düşüneceğiz. Asgari ücreti de 1400 lira olarak zaten ilan etmiştik. Net olarak söylüyorum ve vergi dışı olarak bahsediyorum. Ama esas mesele şu. Asgari geçim indirimi denilen bir başka hadise var. Ve gerek asgari ücretlilerin gerekse emeklilerin enflasyona konu olan endekslerinin yeniden yapılması gerekiyor. Çünkü daha dar gelirlinin, az gelirlinin, gelir dağılımında daha düşük %10 tabakanın enflasyon sepetinde gıda ve benzer temel harcamalar veya hızlı tüketim maddeleri dediğimiz grup çok daha fazla yer alıyor. Ama daha üst gelir gruplarında bunun oranı daha az. Ama mevcutta hesaplanan bütün ücretlendirme sistemleri veya fiyatlandırma sistemleri temel tüketici fiyat endeksine göre yapılıyor TÜİK'in hazırladığı. Şimdi burada bir yanılsamayla karşı karşıyayız. O zaman bunu bir ayırmamız lazım. İşte biz bunu yapıyoruz. Bu ayrımı yapıyoruz. Emeklilerle ilgili gerek emeklilikte yaşa takılanlar. Bakın bunun altını bir kez daha çiziyorum. Her türlü prim, yaş veya diğer ödeme güçlükleri ve farkında olanlar, farklılığı olan emeklilikleri hepsini toparlayacağız ve onu çözümüne kavuşturacağız. Çünkü bu ciddi adaletsizlik. 4 yıl önce, 5 yıl önce veya 20 yıl önce, 30 yıl önce emekli olanla bugün olan arasında bir temel farklılıklar oluşuyor. Bunun giderilmesi gerekiyor. Bu birinci nokta. Diğer bir nokta sosyal politikalar gereği. Bugün çok fazla ihmal edilen ve hepimizin kapısını aşındıran, tahmin ediyorum şimdi bu yayından sonra sizin de belki sosyal medya hesaplarınız bir anda bombardımana uğrayacak. Atanamayan, daha doğrusu atanmayan bir öğretmenler meselesi var Mirgin Bey. Yani iktidarın söz verip de yapamadığı belki yüzlerce kalem var ama bu çok can alıcı ve yaralayıcı bir unsur. Bunun çözülmesi, kısmen işte bunu biz tedricen çözeceğiz ve bu atanmayan öğretmenlerin ki yaklaşık 40 bin civarında bir rakama tekabül ediyor. Bunun halledilmesi gerekiyor. En başta işte çözmemiz gereken meseleler, toplumda yara yapan konular, farklı kadroların olması, taşeronlaşmanın işte Soma'da, Ermenek'te nelere yol açtığını gördük. Onların giderilmesi gerekiyor. 4B, 4C dediğimiz farklı kadrolarda çalışan kamu personelinin belirli bir statüye kavuşturulması gerekiyor. Bütün bunlara dışarıdan baktığımız zaman doğru yönetişim içerisinde, doğru bütçe politikası içerisinde ben çözüleceğini düşünüyorum. Ve o yüzden de zaten bu toplumsal onarım ve huzurlu gelecek dediğimiz yayının içerisinde de bunlar var. Ha, bunu koymak yeter mi? Yetmez. Bunun da farkındayız. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Birkaç dakikada buradaki konuklarımıza dönerek bölümü tamamlamak istiyorum. Şimdi bu saray meselesi muhalefetin en çok kullandığı argüman. Yani kaynak nerede? Sarayda. Yani hep saraya bir atıf var. Galiba bu başına dert olacak iktidar partisinin bu seçimde. Ne düşünüyorsunuz? Ama bence yani israf dendiği zaman hemen işte evet, elektriği evet. De akıyor, suyu da akıyor. İşte bahçesi şöyle, boyu böyle. Yani hep bu gündeme getiriyor. Aslında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ortaya yaptı muhalefeti. Dedi ki ya biz israf yani. Bu israfı yapmasaydık dedi belki vergi de almayabilirdik gibi bir ortaya yaptı. Şimdi kaynak ne deyince hakikaten insanların gözünde bir Beştepe denilen bir yer var. Onu göstermek de çok etkileyici bir şey. Yani bir seçmenle diyalog kururken nereden bulacaksın? Ya işte oraya harcamayacağım, şuraya yapmayacağım, işte evde para tutmayacağım. Kılıçdaroğlu 2'de 1'de onu söylüyor. Bir takım kaynaklar neredeyse, kaynaklar israf oluyor. Kim söylüyor? Başbakan yardımcısı, hükümet sözcüsü bile bunu itiraf etti dediğiniz zaman bence etkili olur. Yani bunun üzerinden bir siyaset güdülüyor. Fakat burada mesela geçen seçimlerde Faruk Bey'in de bahsettiği bir Erdoğan karşıtlığı üzerine gidiyordu. Biraz da bunu Erdoğan istiyordu. Yani muhalefet o mindere çekiyordu.
Tamam, gel, gelin bu. Çünkü kendi seçmenini çok kolay bir şekilde konsolide ediyordu. Arkasında hizalatıyordu, sıklaşıyordu. Aman karşıdan bir tehlike, bize doğru bir saldırı var. Sürekli bize saldıran bir 3-4 parti, cepheler. Dikkat edin, hep böyle bir her seçimde, her seçim aralıkta, her ne olursa olsun bir grup birleşip İktidar Partisi'ne saldırıyor. Şimdi İktidar Partisi'ne veya Tayyip Erdoğan'a saldıran bir muhalefet yok. Şimdi Davutoğlu'na hiç söylemiyorlar. Onu yani çıkıp da Kılıçdaroğlu, Bahçeli veya Demirtaş çıkıp da ya Davutoğlu da bunu yaptı, böyle onu yok sayıyorlar. Şimdi ortada bu sefer Cumhurbaşkanı kaldı. Şimdi Cumhurbaşkanı da meydanlara çıkıp bu sefer sürekli kendine işte CHP'ye, HDP'ye bir karşıtlık yaratmaya çalışıyor. Yani bunlar bize karşı, bunlar düşmanlar, işte bunlar gittiler paralel yapıyla birleştiler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye 2011'in havasını tekrar oluşturmaya çalışıyor Cumhurbaşkanı. Çünkü Davutoğlu'yla böyle bir hava oluşacak, tekrar AK Parti seçmenin İktidar Partisi'nin arkasında hizalanacak hali yok. Bence Cumhurbaşkanı bunu gördü. Dünden itibaren işte Rizeliler buluşmasında ilk başladı ve işte resmen AK Parti'nin şarkısını söyleterek beraber yürüdük biz bu yollarda diyerek toplantıyı kapattı. Bugün Siirt'teki konuşmasında yani kendi meydanlara bence daha önceden bence planlanmıştı bu, böyle giderse biz bunları yaparız diye. Bu şimdi yeni bir kulvara girdik. Buna muhalefet ne karşılık verecek onu bilmiyorum. Yani sadece evet bu ekonomik böyle şeyler yapacağız, biz bunu yapacağız, kaynak sadece Beştepe'deki o sarayı eleştirerek mi Erdoğan'la diyaloğu sınırlı tutacaklar, yoksa başka konulardan da gidip hakikaten bir başkanlık sistemi olsun, diğer meseleler olsun bir polemiğe girecekler mi? Gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanı girsinler istiyor. Çünkü çok ağır suçlamalar yapıyor mesela. İşte muhalefetin başı falan yine aynı söyleme getirerek. Şimdi bakacağız yani Demirtaş'ta, Bahçeli'de, Kılıçdaroğlu'da buna cevap verecek mi? Vermezse çok ilginç bir şey olacak. Bir tarafta muhalefet apayrı bir söylemle devam edecek. Bu tarafta Cumhurbaşkanı belli ki bundan sonra her gün bir veya iki yerde seçime kadar devam edecek. Bu o bambaşka bir havada gidecek. Artı da bir iktidar partisinin genel başkanı ve şu anda başbakan var. Seçim alırsa başbakan olacak kişi var. O ne yapacak? İşte o arada ona mı cevap verecek? Hangi kulvarda gidecek? O biraz işte bu da bence AK Parti biraz zayıflatacak unsurlardan bir tanesi. Çünkü sonunda seçimi alırsa kim? Davutoğlu değil mi? Parti ona yazılacak. Yani o başbakan olacak veya o partisini iktidar yapamamış olacak. İktidardan indiren bir genel başkan. Yani başarı, başarısızlık bir noktada dönüp Davutoğlu'na genel yazacak. Başkana yazılacak. Ama şu andaki baktığım vakit hiç Davutoğlu diye birisi yok. Yani öyle bir kendi konuşuyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, gece gündüz çabalıyor ama tabii ki kendi iktidar gazetelerinde bilmem nerede yer buluyor ama toplumda bir yankısı yok. Kimse dönüp de Davutoğlu ne dedi diye bakmıyor. Bakın son bir süredir herkes yine dönüp Tayyip Erdoğan ne demeye başladı? Ne diyor? O da bunu hissetti. Bunu hissettiğin için yani Cumhurbaşkanı olarak değil, İktidar Partisi'nin genel başkanıymış gibi muhalefetle kavgaya tutuştu. Yani önümüzdeki bir ay gibi bir süre var. Bakalım o kulvara, kendi kulvarına muhalefeti çekebilecek. Çekerse biz 2011'in şeyine, havasına döneriz. Çekemezse çok ilginç sonuçlar olabilir. Yani şu anda acaba İktidar Partisi'ne mi vereyim, oraya mı vereyim, buraya mı gideyim deyip bir kararsız kitle üzerinde etkili olur. Eğer bu tuzağa muhalefet düşmez. Bu ikili yapı üzerine siz ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle, bir kere öncelikle Mehmet Tezkan'ın şu tespitine katılmıyorum. Seçimdeki başarı veya başarısızlık aynı düzeyde Erdoğan'a yansır ya da Davutoğlu'na yansır değil. Seçmen nezdinde, özellikle AK Parti seçmeni nezdinde Erdoğan'la ilgili herhangi bir soruya yıllardır yaptığımız araştırmalarda, yani olumsuz almak istediğimiz bir soru başlığında bile Erdoğan geçiyorsa o soruda olumsuz bir eylem veya söylem içerisinde bulunmayacak bir kitle var. Şimdi bu seçimde alınabilecek bir başarısızlık bir kere Erdoğan'a asla yazılmaz. Yok, Davutoğlu'na yazılır. Davutoğlu dedim ben. Ama zaten. Evet.
İşte tam olarak aynı tersine. Başarısızlık Davutoğlu'na yazacak. Kesinlikle. Partisini iktidardan düşürmüş. Ama başarı Davutoğlu'na yazılmayacak. Yazılmayacak diyorsun. Onu diyorum. Yani şimdi, bu aynen. Durumda arada sıkıştı. Şimdi, aynen. Başarısızlık şimdi, olursa bütün fatura ona çıkacak. Bir kere çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Yani başarısızlık Davutoğlu'na. Yani yaparsa Cumhurbaşkanı'ndan yapamazsa tabii, ondan. Tabii. Şimdi biz özellikle muhalefet partilerinin sadece ekonomi üzerine ya da Türkiye'deki geleceğe ilişkin ortaya koyduğu veriler, kaynaklar, çalışmalar, projeler, konular her neyse sadece bunu koyduklarında bir karşılığı olmayacak. Çünkü Erdoğan'ın henüz tam olarak dip noktaya gelmiş bir liderliğinden söz etmiyoruz. Doğal olarak Erdoğan karşıtlığının da bir bölümü bir şekilde kullanılabilmeli. Yani evet şu anda muhalefet doğru bir söylem tarzını benimsemiş vaziyette. Siz işte biz emekli maaşlarında ya da asgari ücretlerdeki veri olarak paylaşıyorlar ya şu anda. İşte asgari ücrette şöyle bir vergilendirme sistemini yapmayacağız. Şuradan alacağız buraya vereceğiz falan denildiğinde sokakta bunun bir karşılığı yok. Bunu kimse anlamıyor. Anladıkları bir şey var. İşte o Cumhurbaşkanlığı sarayını iyi anlıyorlar. Şimdi mesela biz yaklaşık 13 yıllık AK Parti iktidarlarında bugüne kadar en beğenmediğiniz veya başarısız bulduğunuz hizmet, konu, proje hangisidir demişiz. Ve hiçbir yönlendirme yapmadan açık uçlu başlık açmışız. Birinci sırada muhalefetin birinci gündemi olan asgari ücretler, emekli, memur, işçi maaşları ve hakları deniyor. Birinci sırada 6,9'la. Çözüm süreci ve tavizler MHP'nin başından beri net bir duruş sergilediği süreçten söz ediyoruz. MHP o yüzden bir yükseliş trendinde olduğunu ifade edebiliriz. Yüce Divan'da bakanların yargılanmaması, özelleştirmeler, eğitim 444 sistemi, Suriyeli sığınmacılar, Suriyeli politikacılar. Şimdi burada ilginç olan bu başlıklar altına yerini alan ilk kez israf Cumhurbaşkanlığı sarayı gibi bir sonuç çıkıyor. Ha %2 ama Türkiye'de birilerinin yani %2'lik bir kısmın sadece gündemi bu. En rahatsız olduğu konu bu. Dolayısıyla muhalefet partilerinin sürekli olarak Cumhurbaşkanlığı sarayındaki lambaları söndüreceğiz şeklindeki yaklaşımı bir şekilde karşılığı olan bir yaklaşım diyebiliriz. Aynı şekilde en beğendiğiniz ve başarılı bulduğunuz konu nedir diye sorduğumuzda muhalefet partilerinin bugünkü belki de atıfta bulundukları konu sağlık, ulaşım, ekonomik istikrar, belediye hizmetleri, yerel yönetimler, çözüm süreci, başörtüsü sorunu çözümü vesaire gibi konularda da muhalefetin sadece muhalif söylem olsun diye muhalefet tarzını benimseyen bir yaklaşımın dışına çıkarak bunlara da herhangi bir olumsuzlukta atıfta bulunmuyor olmaları da bunları benimsediğini gösteriyor ki Sayın Kılıçdaroğlu da işte köprüyle alakalı bugün ilk kez değerlendirme yaptı. Marmara ile alakalı değişik bir değerlendirme yaptı vesaire. Yani biz istemezük tarzındaki durum algısını ortadan kaldırmak üzere bir pozisyon alıyor. Dolayısıyla bugün meydanlarda ne Sayın Başbakan'ın Davutoğlu'nun söylemleri muhalefete ne de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu muhalefete söylemleri karşılık bulmuyor. Çünkü mindere gelmiyorlar. Şu anda ilk kez gelmiyorlar. Yani HDP bile baraj problemi olan bir parti konumuna sahipken bir iktidar partisi olacakmış şeklinde bir seçim beyannamesiyle çıktı ortaya. Evet. Peki. Şimdi dolayısıyla bugün itibariyle biliyorsunuz biraz daha referans olarak başlık atılan İslami referanslara biraz daha gebe kalacak ki bugün onun ışığını da gördük. AK Parti'nin bundan sonraki süreçte biraz daha bu projelerin üzerinde değil. Çünkü şunu belirtmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ortaya emekli maaşları ile ilgili bir proje ortaya koydu. Hemen hatırlayın Sayın Başbakan nereden bulacaksınız dedi ama buna rağmen emekli maaşlarına zam yapıldı. Evet, hemen. Dolayısıyla kamuoyunda şu iz kaldı, yani bunu net olarak ifade edebilirim. Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi bu anlamda oy kazanamasa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iktidar partisi gibi faydası olan bir parti konumunu üstlendiğini de ilk kez
seçmen nezdinde gördüğümüzü ifade edebilirim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelince hemen söyleyeyim. Biz 7 Haziran seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz diye soruyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcısı bir eleştiri koymuştu. Ama buna rağmen şu an itibariyle yapılan çalışmalar aşağı yukarı seçimin aynısı denilebilecek düzeyde 3 aşağı 5 yukarı bir sonucu verir. O anlamda MHP doğrudur. Kendisinde ifade ettiği gibi yükseliş trendindedir. Ama durmuştur. Yani 18'lere gelmiş ve durmuştur. Önümüzdeki günlerde Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi ittifakına kaptırmazlarsa oylarını MHP bu seçimde gerçekten söylenildiği üzere kilit parti konumuna sahiptir. Her ne kadar HDP barajı geçerse tüm dengeleri değiştirecek olsa da. Çok teşekkür ederim değerlendirmeler için. Çok sağ olun. Sayın Tanrıkulu'na da Ankara'da çok teşekkür ediyorum. Her şey devam edelim. Hafta sonu İstanbul'da muhafazakar kadınlara yönelik bir defile vardı. Tarzı Bahar adlı defileyi ilginç kılan, izleyenlere sunulan kıyafetlerden çok tesettürün amacından saptırılmasını eleştiren genç kızlar tarafından kapı önünde protesto edilmesiydi. Ayrıca Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu da organizasyonu köşesinden eleştirdi. İki konuğumuz var. Organizasyonu ve ona yönelik tepkileri haberleştiren Cumhuriyet Gazetesi editörü Ayşe Ferhangil ve aktivist Hadiye Yolcu bizimle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Olay neydi? Bir özetler misin bize? Valla biz de defileyi Fatma Barbarosoğlu'nun yazısından öğrendik. Bir defile gerçekleştirilecekti ve bunun öncesinde de bir Hüsnü Hat sergisi yapılacaktı. Barbarosoğlu'nun eleştirisi aslında sergiyeydi. Ben de uzun yıllardır bu işi zaten takip ediyorum. Çünkü bizim bir gerçeğimiz. Ve işte gittiğimizde defileyi, sunulan koleksiyonları ve oradaki izleyicileri değerlendirmek için bir haber yapmak için gitmiştik. Ama ondan sonra bir de kapıda bir protesto vardı. O zaman uzun yıllardır bölünen muhafazakar cemaatin bölünen şeyi burada çok görünür bir hale gelmişti. Biz de bunu haber yaptık. Şimdi aslında bu günü ya da defileyi düzenleyen Esra Seziç Kıyılı da bizimle olacaktı ama son dakikada gelmemeye karar verdi. Bu yapılan aslında bir defileden daha fazla değil mi? Yani nasıl moda haftası varsa evet. Bu da farklı moda evlerinin katılımıyla düzenlenen bir moda günü. Evet, ilk defa böyle bir şey oldu. Normalde tesettür fuarları oluyordu. Markaların kendi adına yaptıkları defileler ve tanıtımlar oluyordu. Ama bunun farkı şuydu, yaklaşık 10 tane muhafazakar, 1980'lerden itibaren çıkmış olan muhafazakar moda evi ve markanın birbiri ardına abiye koleksiyon gösterdiği bir organizasyondu. Bu anlamda da evet bir muhafazakar moda günü olarak tanımlanabilirdi. Ve aslında tesettür yoktu değil mi orada? Yani mankenlerde de yoktu, sunulan kıyafetlerde de yoktu. Sadece Esra bunu ben Esra ile izledim defileyi ve tesettürü özellikle kullanmadığını, muhafazakar kıyafetleri sunmak istediğini şey yaptı. Bence orada birazcık da şey vardı, tesettürle çıkıyor olsalar bambaşka bir yere taşınırdı olay diye orada böyle bir iki tarafta yanmasın gibi bir durum vardı. Ama davetlilerin, izleyenlerin hepsi tesettürlüydü herhalde. Büyük bölümü, evet. Yani bizim de haberleştirdiğimiz bir başka ayağı da buydu. Koleksiyon sergileyen moda evlerinin gösterdiği kıyafetler ne kadar muhafazakardıysa izlemeye gelenler de bir o kadar iddialı ve Frapan mı? Frapan da diyebiliriz. Bu artık Süslüman olarak adlandırdığımız yeni hayatımıza yeni giren terim öylelerdi. Püsküllü eteklerle katılanlar, illaki topuklu ayakkabılar, açık ayakkabılar, çok makyaj falan böyle çok enteresan şeyler, kreasyonlar gördük içeride. Mesela Ferace diye bir tam şeyi kapatan, mesela onu geometrik desenlerle kullananlar vardı. Enteresan davetliler vardı ki orada da biz de haberimizi verdik. Ne kadar muhafazakar
marka izledik ve izleyiciler de ne kadar iddialılardı'dan gördük haberi. Hadiye Yolcu, şimdi bu kapıda bir protesto eylemi oldu ve orada söyledikleri de diyorlar ki yani tesettür, başörtüsü Allah'ın kadının metalaştırılması üzerine emrettiği bir şeydir. Oysa bu yapılan bunu sekülerleştirme girişimidir ve bir akıl tutulmasıdır. Bu tesettürle bağdaşan bir şey değildir bu girişimler deniyor. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz bu konuya? Eğer bunu hani dini temelde eleştireceksek şöyle bakmamız gerekiyor her şeyden önce. Bu yapılan öncelikle neye hizmet ediyor? Ve şu var, hani süslenmek ya da süslenmemek. Biraz önce hanımefendinin kullandığı işte süslüman kelimesi vardı. Burada o kavramın içerisine sıkıştırmamak lazım. Bu arada ama bu İslami camiadan çıkmış bir kavram. Yani tabii. Yani onları eleştiren, tabii ilk defa duymuyorum. Onları eleştirilirken kullanılan bir kavram. Fakat hani mesele sadece süslenmek ya da süslenmemek değil. Yani muhafazakar kesimdeki kadınlar da süslenebilir. Orada sıkıntı yok ama orada metadan bahsediyoruz. Metalaştırılan şeyler, eteğinden kullandığı aksesuarlardan vesaire ayrıcalıklı bir zümre oluşturuluyor. Modanın da hizmet ettiği şey budur aslında. Yani muhafazakar kesimde de olsa, diğer kesimde de olsa modanın hizmet ettiği şey budur. Farklılık yaratmak, farklı bir duruş tarzı diyoruz mesela. Ona aittir sadece. Bu ülkede sadece bir kişi için bile tasarlanan elbiseler var. Onlar da belli bir zümreye hizmet eden bir defile hazır sundular orada. Dolayısıyla o elbiseleri herkes alabiliyor mu? Mesele bu olmalı. Yani orada kullanılan herhangi bir kıyafeti herkes alabiliyor mu diye sormak lazım. Burada işte kapitalizm dediğimiz sorun, mesele zaten burada ortaya çıkıyor. Şimdi İşte dediğim gibi süslenmeye takıldığımız zaman ya da şekle takıldığımız zaman şeklin hiçbir önemi yok. Yani orada giyilen kıyafetin şöyle bir önemi var tabii ki şeklen. Biz Kur'an eksenli baktığımız zaman tabii ki kadının cinsiyetini değil şahsiyetini ön plana çıkaran kıyafetleri tercih ederiz. Kur'an bize bunu öğretir. Fakat bunun ötesine geçen bir mesele var burada. Bu da nereden kaynaklanıyor, nereden çıkıyor? Şu anda muhafazakar kesim sınıf atlamış durumda. Yani tepeden inme bir öğreti var. Yukarıdan öğretiliyor bunlar. Başbakanın eşinin kullandığı çanta, 2000 liralık bir çantayı gazeteler 2-3 gün manşetinde taşıyabiliyorlar. Eleştirel de olsa bu bir reklamdır, bu bir özenti de oluşturabilir. Ama bakıyorsunuz asgari ücretin 2 katından fazla olan bir çantayı yani orada göze soka soka kullanmak bir sınıf farkını altını çizmek lazım orada öncelikle. Dolayısıyla bugün egemen sınıfın önde tuttuğu şeyleri şu anda haliyle ekonomik olarak bunları satacaklar. Çünkü zenginleşen bir zümre var, farklı bir kesim var. Öncesinde hani farklı bir kesimin giyim tarzı vardı ya da işte kullandıkları şeyler diyelim, hani metalar diyelim belki farklıydı. Şu anda farklılaştı. Kıyafet üzerinden en azından. Ne olacak? Buna hizmet eden tabii ki şeyler çıkacak. Ekonomik oluşturulacak, temel oluşturulacak. Çünkü pazarı var. Ama biz burada hani pazar değişti sadece. Hiçbir şey değişmedi. Hani biz buradan bakmamız lazım. O da satılsa, açık giyinen de satılsa burada biz hangisi daha antikapitalist diye bakmamız lazım. Ya da oraya ödenen paranın eğer ülkeyi düşünecek olursak milli gelire katkısı ya da şeyi düşünülmesi yani lazım. Para nereye gidiyor? Mesela örtünmekten, tabii ki bu tesettürden daha başka bir şey, daha temelde bir tesettür, şey. Tesettür yani bu konuyu aşan bir şey çünkü bu mesele. Yani eğer dediğim gibi din meselesinde bakacaksak zaten din bunu söylüyor. Yani orada en başta benim eleştirmem gereken şey o zaten. Çünkü sınıf farklılığı oluşuyor. Ayrıcalıklı bir zümre oluştu ve bu din üzerinden yapılıyor. İşin komik tarafı da bu zaten. Din kisvesiyle farklı bir zümre oluşturuyor. Dine tam tersinden hani bir bakış açısı getiriliyor. Fatma Barbarosoğlu'nun eleştirisini de okudum. Hani sanki çok böyle kafa tutmuş gibi hani bir lanse ediliyor ama onun da derdi orada gördüğüm kadarıyla yazısının sonunda zaten direkt söylemiş, şöyle toparlamış. Hüsnü Hat sergisinden hani uzak durun ama ne yaparsanız yapın diyor. Yani onun derdi şey değil. Hani memlekette birilerinin zenginleşmesi, işte para biriktirmesi, farklı bir sınıf, ekonomik sınıf oluşturması falan bunlar dert değil. İnsanların derdi değil. Orada buna takılmışlar. Yani şekle çok takılmamak lazım. Din, İslam dini de zaten şekilci değildir. Yani insanı
her bakımdan, yani yine örtüden gireceksek, örtüde de yine kadının metalaşmaması için cinsiyetin değil şahsiyetinin ön plana çıkmasını önemser. Bu yüzden örtünmeyi söyler. Bunun dışında da hani dediğim gibi burada gerçekten meseleyi hani bence görmek lazım. Bütün hani mesele ayrıcalıklı bir sınıf oluşturuluyor ve bu da maalesef dini materyaller kullanılarak yapılıyor. İşin en can sıkıcı tarafı da bu zaten. Bunun istikameti ne? Ayşe, ne düşünüyorsun? Yani bu öyle devam edecek mi? Yani bir ortada çünkü yeni bir sınıf var ve o sınıfta tüketmek istiyor ve tüketimi de en kolay zaten büyük, burada yani görüyorum. Çok büyük bir tüketim var. Yani yıllık işte mutasip modanın cirosu 7 milyar liraları buluyor. İşte bir senede 70 milyon adet başörtüsü satılıyor falan. Yani hani çok ciddi rakamlar var, o yüzden tüketmeye devam edecekler ama... Şöyle bir şey var. Bu gördüğümüz bu ekstravagan durum bence sona erecek çok yakın bir zamanda. Çünkü bu sınıfın da bir rol modeli vardı. Önceden işte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayri Nisa Gül'dü. Şimdi yeni bir rol model var. Sümeyye Erdoğan ve Sümeyye başka bir şey istiyor. Daha oturaklı, daha işte başörtüsüyle öne çıkmayan bir görüntüyü savunuyor. O yüzden bence artık bu gördüğümüz bu şaşalı ve ekstravagan kıyafetler, işte smokin, işte türbanla smokin kullanmak falan gibi şeyler artık biraz yavaş yavaş düzenleyecek. Daha da güzel olacak. Hani bir kısım bunu kullanmak istiyor ama şimdi de, yani çok yakın... Ama tabii şöyle bir şey var. Bir gösterişli görünmek başka bir şey ama daha sade ve yine çok pahalı giyinmek de aynı zamanda mümkün ve belki de o yoldan devam edilecek. Zaten yani artık hani bu şu noktada bunu tartışmak şey değil. Hani Orta Doğu'daki pek çok kadın örtünüyor ve hani herkes kendi alabilirliğine göre marka giyiniyor. Marka giyiniyor, yani hani marka giyinmesin, giyinsin tartışması değil de burada Türkiye'deki Türkiye türbanının işte nasıl konumlandığıyla, çünkü çok yeni, 30 senede olan bir şey, yani hani bizler işte 100 senedir modern kıyafetler giyiyoruz. 30 senedir mutasip moda dediğimiz veyahut da mutasip kılık kıyafet şey evet. yapılıyor ve şimdi işte hani çok yeni bir şekilde oturmaya başlıyor artık bunlar ve değişecek bence. Ve evrim devam edecek. Evet. Peki, çok teşekkür ederim gelip değerlendirdiğiniz için. Çok sağ olun. Bir reklam arasından sonra yine birlikte olacağız. Her şeyin sonuna geldik. Size insan hayvan dostluğuna dair görüntülerle veda edeceğiz. Görüntüler Yozgat'tan. Bir ilkokul öğrencisinin yaralı bulduğu bir köpek yavrusunu acil servise götürerek tedavi ettirme girişimine dair görüntüler bunlar. Yarın yine birlikte olacağız. Hoşçakalın. Ne oldu koçum? Oyun yırtıldı. Sen ne yaptın bunu? Sen ne yaptın? Hastaneye getirdim de veterinere götüreceğim. Köpek senin mi? Yok, Yuri. Ne dediler acil servise? Morga bakmazlar dediler. Sen ne yapacaksın şimdi? Çarşıdaki veterinere götüreceğim. Ne yolunu bilmiyorum.